Sponsorlarımız Kayseri Özel Hastanesi'nin ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, Fener'in maçı var. Lütfen herkes bugünkü maça dair skor tahminini yazsın bu videoya. Çünkü bugün çok önemli bir gün. Saat 19.45'te. Önce driver haberlere geçelim. İtalyanlar yazdı. Ceko için yalvaracaklar. Geko için yalvaracaklarmış. İtalyan masını Inter'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin çoğundan faydalanamadığını yazdı. Fenerbahçe'nin yeni transferi, attığı goller ve sahada sergilediği futbola büyük beğeni topluyor. Inter'den transfer edilen Moşnak Yıldız sahada kaldığı her an kalitesini konuşturuyor. Ceko ile yollarını ayıran Inter bu sezon yaptığı transferlerden beklenen katkıyı alamadı. Ceko'nun yerine alan Arnavutov için beklentilerin altında kaldığına vurgu yapılan haberde Inter Ceko'yu Ocak ayında almak için Türklere Yavraracak denildi. Yavraracaklarmış. Sizin de komik bir soru sorayım mı? Olmayacak bir soru sorayım. Bak ama harbi söylüyorum olmayacak bir soru sorayım. inter devre arasında gelse. 20 milyon euroya Ceko'yu bize verin dese. Bir tepkiniz ne olur iki kararınız ne olur? Bak olmayacak bir şey ben de farkındayım. Asla böyle bir şey olmaz zannetmiyorum. 20 milyon euroya eğer Inter gelse dese ki Geko'yu bize verin. Ben verin derim. 1. 2. Ceko'yu 20'ye satarsak büyük bir şeyde bulunuyorum. Çok büyük bir iddiada bulunuyorum. O anda Batshuayi'yi de 15'e satarız. 35 milyon euro. Gider 2 tane dandik forvet alırız. Sonra da başımızı taşlara vururuz. Ama yine de eğer böyle bir teklif gelse ben kabul edilmesi taraftarıyım. Ama Yok. Yine de Ceko 6 gol 5 asist. Arkadaşlar bakın çöplediğiniz kadar kötü değil. Ha, yere göre de sığdırmayın. Sığdıramamazlık yapmayın demiyorum. Ama olay bu. Bak şimdi Fenerbahçe'de Emre Mor'a fırsat doğdu diye bir haber yapmışlar. Şimdi sakatlığını atlatan Emre Mor sakatlanan ve 3 hafta sağlardan uzak kalması bekleyen Cengiz Ünder'in yerine forma şansı bekleyecek. Cengiz Ünder 3 hafta sağlardan uzak kalacak falan. Şimdi hepinize internet var. Açın. Fenerbahçemizin son antrenmanına bakın. Hatta ben sizin yerinize bakayım. Fenerbahçe Ork. Bu arada Lincoln Henrique. şeker Henrykem, bir taneci Henrykem. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. İnşallah dönüşü daha da muhteşem olur. Vallahi arkadaşlar bak, ben ee, sizden çok şey yapıyorum. Şimdi. Takımımızın 19.07'de atmış olduğu bir haber var. 20 Eylül çarşamba günü. Orada görseller var. Şimdi görselleri zirayla inceleyelim. Orada Emre Mor var mı? Yani BKO'yu tadici Matiçi gördüm. İlk baktım görselde yok. İkincisine bakalım. Yok. Batşuay'ı falan var. Üçüncüsüne bakalım. Yok. Dörtte yok. Beşte yok. Altıda yok. Allah Allah. Ferdi bireysel antrenörle çalışıyor. Ferdi yarın 11'de oynamayacak bu arada. Crespo falan var. Osayi, Kent, İsmail Yüksek, Ba İrfan Can Kahveci, Osterwold'de, Joshua King. Joshua King de Osterwold'de yarın ilk 11'de. Ben Emre Mor'u göremedim. Yani ben Emre burada Bu arada Zayt's da var. Zayt's da ilk 11'de. Hocam Zayt's'a küfür ederler. Etmesinler canım. Şekerlerim yapmasınlar böyle şeyler. Böyle e, terbiyesizlikten yok. Yani kalecileri de görüyorum. İrfan Can Eğri Bayat falan. Yani benim gördüğüm şeyde yani bunu şu açıdan söylüyorum. Yok. Emre Mor tamamen iyileşmedi. Evet ben de farkındayım. İrfan Can Kahveci şöyle böyle falan. Emre Mor tamamen iyileşmedi arkadaşlar. Anladınız mı? O yüzden bu haberlere inanmayın. Hatta ben size enteresan bir şey söylüyorum. Emre Mor'un 1-2 e, haftaya ihtiyacı var. Öyle hemen oynamayacak. Anladınız mı? Fenerbahçe'mizin konuğu Northland. Şimdi küçük bir uyarıda bulunayım. Küçük bir uyarı. Minicik bir uyarı. Köy takımına karşı Haçayı rakibin yaptığı büyük salaklıkla 10 kişi kalması sonrasında Haçayı kurtaran takımlar var. Dikkat etmekte fayda var. Aynı ligde 3. sırada olan bir takımla oynuyoruz. Konferanstaki bugün Perşembe günü yani Nörçland'la oynuyoruz. İnşallah bu maçı da galip bitirerek 11'de 11 yapacağız. 19.45'te başlayacak müsabakayı Macar Kem Giorgio Bogar yönetecek. Şimdi Danimarka takımı 19.45 bunun hepsini biliyorsunuz. Bogar'ın yardımcılıktan aynı ülkeden şeyler yapacak. Sezonu oldukça etkili başladık. Maşallah devam etsin inşallah. Süper Lig'de 4'te 4, Avrupa'da 6'da 6, toplamda 10'da 10. Öyle devam inşallah. 21 kez rakip fileleri havalandırıp maç başına 3.5 gol ortalaması. Kalesinde 6 maç sonunda sadece 2 gol gören bir Fenerbahçe var. Tek eksik Cengiz diyor. Hayır Emre Mor'da eksik bilginiz olsun. Tabii Cengiz Ünder'in sakatlığı ee, sürecek. Şimdi Fenerbahçe kimleri oynatabilir kimleri oynatamaz. Ben şunlar şunlar dedim ama bir de işin o boyutu var. Emre Mor iyi olsa bile zaten oynamayacak. Şimdi Livakovic, İrfan Can Eğribay... şu özür dilerim Cengiz dışında eksik yok derken UEFA listesine yazılanlar dışın demek istiyor. Özür dilerim. Libakovic, İrfan Can, Burkan Akyüz, Serdar Aziz, Bekao, Ferdi Kadolu, Osay, Samuel Ceydin, Oster, Miguel, Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Zayt, Mert Hakan, Şimanski, İrfan Can, Ken, King, Cengiz, Tadic, Umut Nair, Batşuay, Edin, Ceko. Ben yarın Fenerbahçe'nin ilk 11'ini söylüyorum. Libakovic, yarın diyorum da. Tövbe estağfurullah. Bugün ilk 11'i söylüyorum. Bugünkü ilk 11. Kalede Livakovic. Sağ bekte Osayi Samuel, Sol bekte Oster Bolde. Stoper ikilisinde Bekao Ciku. Orta sağ üçlüsü İsmail Yüksek. Mert Hakan Yandaş ve Miha Zaytistan oluşuyor. Sağ tarafta Kent. Sol tarafta King. Forvet'te de Batshuayi oynayacak arkadaşlar. Bu benim ee, tahmini 11'im. Şimdi Fenerbahçe aslında transferde 12'den vurdu. Başka takımlar vuramasada başka takımlar başka bir şeye vursada hücum bölgesine yapılan transferler ligdeki 8 golün 6'sını attı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da bu arada geride bıraktı diyor. Ya lig bittiği zaman geride bırakmış olalım. Lig bittiğinde biz zirvede olalım. Geri kalanlar 5. mi olur? 8. mi olur? Önemli değil. 9 yıllık hasret. Tarihi başlangıç da 10 resmi maç. Ligde atılan 8 golün 6'sı Aslına bakarsanız ligde atılan 9 golün 7'si. Bu sezon kadroya katılan yeni isimlerden. Hatırlayın Fred'in sayılmayan golü tertemiz gol. Asisti de Tadiç'ten. E, tertemiz golümüz sayılmayan bir sistem. Değişik bir sistem. Yani %75 Edin 4 maça çıktı. 4 gol. Şimanski 2 golle katkı. Bu ikili aynı zamanda 3 defada asist yaptı. Ve ligde %75'ine bu arada Bayern Münih Maçının şeyine bakıyorum. Golüne bakıyorum. Onana'nın çöplüğü diyelim. Neyse. Galatasaray'dan yeniler suskun falan filan diyor. Ee, yeni hücumcuları ligde henüz sarsama Tete bir tane attı. Yani bu haberi önce yazdım. Beşiktaş'a sadece Raşit attı ama ligden bahsediyor. Ligde atmadılar doğru. Ya öyle bir şans var ki. Yani çöp zaha ortalıyor. Yanlış yeri ortalıyor. Yanlış yeri ortalığı yerde Adam doğru yerde bulunup doğru vuruşu yapıp 2-2'ye getiriyor skor. Enteresan. Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirmişti. Şimdi bin pişman saat satıyor. Nasıl saat satıyor? Şimdi Fenerbahçe birbirinden yıldız isimleri kadrosuna kattı. Bir ismi almak istedi. Alamamış. Oyuncu şimdi sokaklarda saat satıyormuş. İşin şakası bir tarafa. Jota. Al ittihat forması giyiyordu Jota. Aslında al ittihatın ne kadar ee, savruk, ne kadar ne derler ona ya israf, müsif bir takım olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe kiralama teklifi yaptı. Oyuncu beyefendi gelmedi. Yani Avrupa kupalarında oynayamayacağı için kabul etmedi falan filan diyor. Lan konferanstaki de Avrupa kupası. Bingle. Ve Portekiz'de oyuncu yüzden haber gelmiş. Ocağa kadar futbol oynayamayacak. 24 yaşındaki oyuncu, 24 yaşındaki oyuncu yabancı sınırlamasından dolayı resmen kadro dışı. Tabi işte of herifler 2-0 2-0 yaptı bayağı Münih. Kurman olduğum Allah'ım içimden geçen duaya amin inşallah. Videoyu beğenenler amin niyetiyle beğenin. İçimden geçen dua ilk defa siz de duyuyorsunuz. Bayern Münih. Bu arada ben bayağı geriden izliyorum maça. Bilginiz olsun. Şimdi Norşland'da oynuyoruz biz. Güçlü ve zayıf yönleri şu görseli o yüzden verdim. Hiçbir rakip hafif alınacak kadar hafif değildir. Danimarka ekibimiz konuk edecek. Fotomaç fanatik e, foto Fotomaç editörü Arda Erol Danimarka ekibini analiz etmiş. Zayıf yönlerini konuşmuş. Arda Erol'a da buradan selamlar iletiyorum. Kendisini tanımıyorum ama bu videoyu izliyorsa bir yorumda bulunsun. Kendisinin analizlerini çok beğendim. Takdir ediyorum kendisinin haberini bir gün sonra veriyorum ki haksızlık olmasın herkes siteden baksın diye. Şimdi artıları duran top organizasyonlarında etkili bir takım diyor. Danimarka liginde 8 haftada 5 kafa golü attılar. Demek ki duran toplara dikkat. Kafa toplarına dikkat. Demek ki uzunla bu arada Gnabry atmış ikinci golde. Ceza sahası içine çok rahat giriyorlar. Buradan 79 gol girişiminin 19'unda başarılı oldular. Yani ceza sahasında neredeyse her 4 gol girişiminin birinde başarılı oluyorlar. Bu neyi gerektiriyor? Şimdi Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır diye bir laf var. Ersun Yanalı'nın lafı. Aynı sezon Fenerbahçe Avrupa Kupalarında yer almıyordu. Doğru. Savunma yapmayı yaptırması normal. Ama Avrupa'da ben ağayım ben paşayım dersen seni cortlatırlar. Dün Galatasaray maçını izlediniz ya da izlemeseniz de biliyorsunuz. Rakip kırmızı görmeseydik Galatasaray'ı cortlatıyorlardı. Kim? Köy takımı Kopenhag. Köy takımı Kopenhag. Avrupa'da ben böyleyim ben şöyleyim. Sen Real Madrid değilsin. Sen Bayern Münih değilsin. Sen belki bir Paris Saint Germain, bir Barcelona, bir Manchester City değilsin. Adını bileceksin. Ligde şu ana kadar maç başına 3.5 net gol fırsatı yakalamışlar. 2.6 gol ortalaması. Shell deropa dikkat. Shell drop diye okunur muhtemelen. Arkadaşlar 3.5 yakalayıp 2.6 gol atması çok büyük tehlike. Türkçesini söyleyin. Bu herifler bulduğunu atıyor. <laughs> en büyük avantajımız Kadıköy'de oynamak. İkinci büyük avantajımız rakip bizim hangi kadroya çıkacağımızı bilmiyor. Belki de İsmail Kartal'ı blöf yaptı zannediyor. Ulan bu e, rotasyon matasyon dedi ama bu çıkmaz herhalde. Üçüncü büyük avantajımız da konferans ligi. Konferans ligini birçok takım sırt gördüğü için asılmıyor. Bugün Aston Villa'yı övüyorsunuz. Haklısınız da. Transfer market değeri olarak haklısınız da. Belki Aston Villa gruptan çıkmayacak. Belki diyorum. Tamamen yedekleri oynatayım diyecek. Belki. Sakatlıktan dönenleri oynatayım diyecek. Belki. Grupta çıkmasa kim ne diyecek? Neyse. Benfica'da beklenene veremeyen Andrea Sherdrop kiralık olarak geri döndü. Kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Delici koşulları tehlike yaratabilir tempoyu kolayca yükseltebiliyor. Atletik özellikleri yüksek oyunculara sahipler. İşte bu noktada senin kenti oynatman lazım. King'i oynatman lazım ve bunları takip etmesi lazım. Bu arada bu Sheldrop arkadaşımız 19 yaşında biliyor musunuz? Sol kanat oynuyor. Ama bu Spa 3 maçta 104 dakika gol asisti yok fakat hızlı bir oyuncu. Benfica'ya bu arkadaşlar 9'a satmışlar 12 Ocak 2023'te. Ve geri kiralamışlar Eylül'de 2,5 milyon euroya. Hüllü hocam bu. Şike hocam bu. Ya ver şey Galatasaraylı gibi yorum yapmayın. Adam Norveç U21'de 4'te 4 yapmış ama dikkat edilmesi gereken oyuncu. Ben arkadaşa katılıyorum. Haklı yani. Devam edeyim şekerim. Kaleci Andreas Hansen konferans ligi elemelerinde 4 maçta da gol yemedi. Ha. Ona kalırsa Livakovic de konferans ligi elemelerinde gol yemedi. Çünkü konferans ligi elemelerinde hiç oynamadı diye bir Salakça espri yapasım da yok yani. 600 bin euro değeri var. 28 yaşında kaleci. Yarın göreceğiz. Ligde 8 maçta 8 gol yemiş. 2 maçı gol yemeden tamamlamış. Ee, yani toplam 12 maçta 12 maçta 8 gol yemiş. 6 maçta kalesini gole kapatmış. Ama sizler de benim kadar iyi biliyorsunuz. Konferanstaki elemelerinde çıkan takımlar hebele hüplüp takımları. Yani 4 maçta gol yemedi. Benim için hiçbir önemi yok 4 maçta yemediği golün yeseymiş. Ben mi yeme dedim. Alaksız alaksız temiz temiz yolma ben mi dedim yeme diye. Yeseymiş kardeşim ya bu kadar da üstüme gelmeyin ya. Yani işin şakası bir taraf ama bu çok önemsenecek bir şey değil. Şimdi gelelim eksilere. Şimdi eksileri duran toplarda etkililer ama atak sonuçlanmazsa kontra ataktan kalelerine çok kolay pozisyon veriyorlar. Stopper Nagala formsuz. İşte King, Kent, Batshuayi. Niye Batshuayi iki kişi saydım? Doktor Strange hareketini yapmak yok. King Batshuayi, Kent Batshuayi. Yani hızlı bir şekilde rakip kaleye inebilirsin. Bu ihtimali unutmayalım bir. Bir dönem adı Fenerbahçe ile birçok kulübün radarında olan stoper adama Nagalo formsuz bir dönemde. Yalnız bir şey söyleyeyim. Şu anda Kopenhag'ın en kötülerinden biriydi diyor son Kopenhag maçında. Savunmadaki partnere takımın kaptanı Kian Hansen de düşüşte. Defasın merkezinde sıkıntı. Burada işte Zaits Mert Hakan'ın delici şutlarının etkisi olur. Abi ben bir şey söyleyeyim mi size? Adam Nagalo inşallah iyice kötü oynar. Bu oyuncuda yetenek var. Kötü oynasın da kapatalım. Zamanı gelince. Benim skor tahminim. Hissi skor tahminim var. 2-1 gibi. Kazanalım bir sıfır olsun. Kazanalım bir sıfır kazanalım. Kalecim gol yememiş olur. Bir tane atmış olursun. 11'de 11 olmuş olur. Galibiyette başlamış olursun. 300 bin euro size göre azım sanacak bir para. Bana göre çok yüksek bir para. 9 milyon lira istediğim her arabayı alabilirim. Türkiye'de istediğim her. Hatta ben kendim alıp bir de eşime alabilirim araba. Üste para artan parayla da gidip bir tane de villa alabilirim. Benim evi de üstüne koyup. Yani 300 bin euro kötü para değil. İnşallah kazanırız. Fenerbahçe'nin yeni orta saha hedefi. Dünyaca ünlü bir isim. Ara transferde River Plate forması giyen 26 yaşındaki oyuncu. Nicolas de la Cruz'u transfer etmek istiyor Fenerbahçe. Hatırladınız mı? Hatırladınız değil mi? Hatırladınız da. Ha? Nasıl hatırlamadınız? Çık dışarı. Bu oyuncu boştaydı hani. Biz alıyorduk hani. Unuttunuz mu ya? Şimdi Nicolas Delacruz. Çok iyi bir futbolcu. Yaşı da çok çok iyi. Ben önce şunu söyleyeyim. Bazı futbolcular vardır. Anılarıyla bazı futbol... Yok bu başka bir şeydi ya. Bu arkadaşı biz iyi hatırlıyoruz. İspanyol basınında yer alan habere göre. Sarı bir takımın gelecek ara transfer döneminde bir orta saha transfer yapmak istediği River Plate forması giyen Delacruz da Cruz'da ilgilendiği öne sürüldü. Inter'de peşinde. Sözleşmesi devam ediyor 2025'e kadar. Arkadaşlar Arkadaşlar 11 milyon euro transfer market değeri var. 1 Haziran 1997 doğumlu 26 yaşında 1.67 boyunda merkez orta saha. Merkez orta saha nedir? 8'dir. Defansif ön libero değildir. 11 milyon euro olması yalnız 10 numarada oynayabiliyor, 8'de oynayabiliyor, orta sahanın solunda oynayabiliyor. Sağ ayaklı bir isim. Bu arkadaşı Bu arkadaşı boştayken şey pardon 15 Ağustos 2017'de River Plate 6.16'ya aldı. 2022'nin sonlarına doğru bu arkadaşın sözleşmesi bitiyordu. Biz de bir teklifte bulunduk. Ancak bulunduğumuz teklif kabul edilmedi. Oyuncuyu vermediler. Sözleşme uzattılar. 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi var. Bu sezon 29 maça çıkmış, 1997 dakika, 7 gol, 3 asist yapmış. Benim bildiğim kadarıyla bu arkadaşta bir şey yok. Yani bu arkadaşta bu arkadaşı biz almayacağız. Kesin olarak söylüyorum. Ancak size bir arkadaş söylüyorum. Mustafa Hoca sözünü her zaman tutar. Hani transfer sezonları bitince asıl duyumlar başlayacak demiştim ya. O duyumu veriyorum. An itibariyle transfer dönemi açılsa an itibariyle Fenerbahçe'nin orta sahası Fenerbahçe'nin 6 numarası Thomas Parti. Eğer bugün transfer açılsın Fenerbahçe'nin orta sahası Thomas Parti. Hem oyuncunun kendisiyle hem kulübüyle her konuda anlaşılmıştı. Ancak sakatlık dolayısıyla bu anlaşma Ertelendi. Devre arasına ertelendi. Koşullar, şartlar o zaman tekrar konuşulacak. 15 milyon euroluk bir transfer e, değer var diyeyim. Yani transfer, e, bonservis bedeli diyeyim. Ama o zamana ne olur? Oyuncu gözden mi düşer? Daha az mı forma şansı bulur? Daha mı çok oynar? Birlikte izleyeceğiz. 15 15'i bence altına düşerler. Hocam iyi de İsmail var yabancı kuralı. Türk kuralı kim diyor yabancı kuralını? Devre arasına kadar kuralın değişmeyeceğini bana hanginiz garanti ediyorsunuz? Mesela Kasım ayında kuralın değişmeyeceğini garanti ediyor musunuz? Ben etmiyorum. Benden size tavsiye bilmediğiniz mevzularda çok fazla konuşmayın. Olur mu? Mesajı verdim. Duyumu verdim. Şifreli verdim. Açık açık verdim. Daha ben ne diyeyim? Ne demek istiyorsunuz? İlk 11'i de verdim. Vermedim mi şekerim? Vermediysen vermedin deyin. İlk 11'i de verdim. Şimdi sıra sizde. Bir beğeniyi çok görmeyelim. Kanalımıza abone olmayı çok görmeyelim. Sevdiklerimizi kanala davet etmeyi çok görmeyelim. Kanalımızdaki videoları sosyal medya hesaplarımızdan linkli şekilde paylaşmayı çok görmeyelim. Bakınız transfer sezonu bitti. Sadece transfer için burada olanlar, bir menfaat için burada olanların hepsi gitti. Biz bize kaldık. Yani aile olarak kaldık. Artık yorumlar daha da azaldı. Görebiliyorum yorumları, inceleyebiliyorum. Bazen e, moderatörler, editörler bana gönderiyorlar. Hocam şöyle bir soru geldi diye. Videoda değinir misin diye. Değiniyorum. Bir kardeşimiz diyor hocam dernekler yasasından niye çıkacaksın? Yani dernekler statüsünden niye çıktık? Bunu uzunca anlatır mısın diye. Bunu daha önce uzunca anlattım. Es geçmiş kardeşimiz ama kısaca şunu söyleyeyim. Bankalar konsorsiyumla imza atarken bu atıldı. Sebebi de şu borcu ödeyemezsen kulüp satlığa çıkacak. Kulüp satlığa çıkınca da haliyle kulübün yeni satın alan kişi borcu ödeyecek. Yani bir nevi teminat, bir nevi kefil sistemi. Anladınız mı? Bu, bu yüzden yapıldı. Doğru mu yanlış mı? Ben bir şey diyemem. Yani ben bir şey diyemem. Ama bu yüzden. Başka soru ve öneriniz olsa mutlaka yazın. Maç skor tahminlerinizi buyurun yoruma yazın arkadaşlar. Bir artı yani galip gelirsek bir artı da benden. Maçın sonunda hediye üyelik verirken anlarsınız. Lütfen maç saatine kadar o, açabildiğimiz kadar oynatma listesi açalım. Görüşmek üzere.